Ne güzel, ne güzel yine ailece toplandık. Ne güzel en ön safta hanımefendiler, özellikle annelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız var. Çok sevgili hanımefendiler var. Bizi hiç yalnız bırakmayan çocuklar bizimle beraber. Çocukların neşesini bu meydanlarda görmek beni dünyanın en bahtiyar insanı yapıyor. Çocukların sevgisiyle burada buluşmak, onların gözlerinin içindeki o... İnanın, inanın, çocukların sevgisi bana şu dönemde ne kadar dua etsem Yaradan'a anlatılmaz, o bambaşka bir şey. Çünkü çocuk sevgisi kolay kazanılmaz. Hep diyorum, Allah'ım beni bu şehrin güzel çocuklarına mahcup etme. Onlara layık bir belediye başkanı olayım sürekli. İnşallah bu duyguyu hiç kaybetmeyiz. Onların gözlerindeki ışıltıyı hep yakalarım. Tabii ki sevgili gençler, onların o umutlu bakışı, onların heyecanı, enerjisinin bana geçişi, o da muhteşem. Kısacası sizlerle bir aile olabilmeyi çok arzulamıştım. Bir aile gibiyiz. Bu meydanlarda partizanlık yok. Bu meydanlarda particilik yok. Bu meydanlarda insan sevgisi var. Bu meydanlarda size layık olmak var. Bu meydanlarda insanlarla karşılıklı iyi dilekler var, istekler var, eleştiriler var. Ama bu meydan büyük bir ittifak meydanı. Bu şehrin insanların oluşturduğu İstanbul İttifakı Meydanı. Hoş geldin Çekmeköy. Hoş geldin. Hoş geldin. Onur duydum. Onur duydum. Eksik kimse kalmasın, şöyle bir selamlayayım tabii. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, tabii seçime çok az kaldı. Elbette adaylarla ilgili her vatandaşımız sorgulayacak, fikir sahibi olacak. Tabii beni tanıyorsunuz artık, öyle düşünüyorum. Ama bir hatırlatma yapmak isterim. Hatırlatma yapmak isterim. O da şu. 5 yıl Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptım. 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Allah şahit, hiçbir zaman bir kişinin çıkarı için şehrin göbeğinde bir vatandaşa ait bir parselin imarı çıksın diye bir gün ter akıtmadım. Bir gün bile ter akıtmadım. 10 yıldır hakkı, hukuku ve adaleti şehirde korumanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir insanım. Zaten yerel yönetici olmaya onun için karar vermiştim. Kimsenin hakkını yemeyeceğim, kimsenin hakkını da yedirmeyeceğim demiştim. Yolculuğum budur. Sevgili hemşehrilerim, hiç kimseyi birbirinden üstün ya da değerli görmedim. Asla görmedim. Şahit olun ki hepinizi eşit seviyorum. Evet, ben partim için şunu düşünürüm. Partimin en çalışkan insanı ben olacağım derim. O partime olan sorumluluğum, en gurur duyduğu kamu yöneticisi ben olacağım derim. Bunlar ayrı ama partizanlık, particilik
ya da partili diye hizmet ayrımı yapmak. Ben yuvama, eşime, anneme, babama söz verdim. Babam dedi ki oğlum, particilik ya da partizanlık yaparsan benim oğlum değilsin, benim evladım değilsin demişti. Çünkü bu memleket partizanlıktan bıktı, usandı. Bıktı, usandı. Parti hizmet için bir araçtır. Asla amaç değildir. Hizmet için o yolda yürünen ideolojik bir araçtır. Ve partinin o yolculuğu kutsallaştırılmaz. Partinin o yolculuğunda partinin lideri kutsallaştırılmaz. Bu yanlış bir şey. Kutsal olan bu şehrin ve bu ülkenin insanıdır. Biz bu şehrin insanlarını onun için eşit seviyoruz. Çünkü insanoğlu kutsaldır. İnsan, insan olduğu için seçilir, sevilir. Başka bir şeye ihtiyacı yok. İnsanı insan olduğu için sevmenin düsturu şudur, şiarı şudur. Biz insanı Yaradan'dan ötürü severiz. Biz insanı Yaradan'dan ötürü severiz. Onun için insana hizmet, bu şehrin pırlanta gibi çocuklarına, o güzel kızlarımıza, oğullarımıza hizmet. Şu pırlanta gibi delikanlılarına, bu şehrin hanımefendilerine, beyefendilerine hizmet. Bu şehrin büyüklerine, emeklilerine hürmet ve hizmet. İşte bizim amacımız bir bu. Onun için bir kişiyi zengin etmek için uğraşmadık, uğraşmayacağız. Milletin parasını ona buna dağıtmayacağız. Biz şunun için görevdeyiz. Milletin parasını millete dağıtacağız. Millete dağıtacağız. İddiaya söylüyorum. Bizim Allah'a şükür sicilimiz tertemiz. Sevgili hemşehrilerim, iddiayla, kişisel iddiayla, hukuki iddiayla ifade ediyorum. 10 yıldır kapımızdan müfettiş eksik olmadı. 10 yıldır kapımızdan teftiş eksik olmadı. Bunu derken teftişten endişe duymayız. Devlete görev yapıyorsanız teftiş olacak. Ama abartılı teftiş. Efendim bir şey çıkmadı, bir daha teftiş. 10 yıldır çevirip durdular. Bir şey bulamadılar. Bir ahmak kelimesinden bir şey üretmeye kalktılar. Yani bu ahmak kelimesinden bir şey üretmeye çalışmanın adı da ahmaklık, onu söyleyeyim. Ama bunu şundan anlatıyorum sevgili dostlarım. Bugün karşımızdaki iktidarın İstanbul'da yürüdüğü yol ve yolculuk, yürüttüğü yol ve yolculuk, ortaya koyduğu adaylık mekanizmaları, yaptığı ya da yapmak istediği işler sicili bozuk işlerdir. Bakın, niye sicili bozuk? İşleri, güçleri, bir parselin imarını çıkartmak, bir yere ekstra bir kazanç sağlamak, şehri düşürmek değil, bu şehrin bütününde ne olacak? Rant, doğru. Ama o rant nasıl bir rant biliyor musun? O rant onlara rant, millete değil. Biz millete rant sağlamaya geldik. Onun için bugün tıkır tıkır 4 seneye yakın bir zaman diliminde Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra 6,5 kilometreden fazla 4 duraklı metronuzu açtık. 15 günde bedava, hayırlı uğurlu olsun.
Onun için bir yıl sonra da onun ucunu ta Sultanbeyli'ye götüreceğiz. O belimin de %75'i bitti. Onun için pazartesi günü bir metroda karşıda Ataköy 2 telli metrosunu açıyoruz. Hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde hayırlı uğurlu olsun. Bu kardeşimiz ekip arkadaşlarıyla beraber bu şehrin, bu milletin evlatlarıyla beraber tam 65 kilometre metroyu bitirmiş olacak. 65 kilometre, 62 durak metroyu açmak her baba yiğidin harcı değil. Onun için çıldırıyorlar. Onların 25 yılda yaptığını biz yarısını 5 yılda yaptık. Tekrar ediyorum. Onların 25 yılda yaptığını biz 5 yılda yarısını yaptık. Hem de bakın bizim bu 5 yılda harcadığımız para, toplam bütçe bizden önceki 5 yıl, yani onların 10 metroyu birden durdurduğu o dönemden tam 4 milyar 200 milyon dolar daha az para harcamamıza rağmen onların misli iş yaptık biz, iş yaptık. Ona buna dağıtmadık. Söyleyeyim, bunun adı bereket. Bereket güzeldir. Sevgili hemşehrilerim, Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan ayında sofranız, evleriniz, işiniz, gücünüz bereket olsun. Yüreğiniz iyilik dolu olsun. Komşularınızla selamlaşın. Birbirinizle iyi geçinin. Bu milletin evlatları birbirini sevsin. Sevgili dostlar, bereket. Bütçemize bereket geldi. Niye biliyor musunuz? Bereket. Çünkü bizim yolculuğumuzda var. Ne var biliyor musunuz? Gayret ve adalet var. Adalet. Onun için bereket var. Bu şaibeli insanlar neler yaptı söyleyeyim. Biz 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi koridorlarını, kişiye özel imar çıkartmalarına kapattık. Öyle eline dosyasını alan, ben arsama biraz torpilli bina yapayım deyince muhatap bulamadı ya, koşa koşa Ankara'ya gittiler. İstanbul çıkartmadı ama Şehircilik Bakanlığı şıkır şıkır onlara yeni imarlar verdi. Bakın söyleyeyim sevgili hemşehrilerim, vallahi billahi onların derdi İstanbul değil. Bakın Çekmeköy'ü de çok ilgilendiriyor. Çekmeköy'de de aynısı var. Biliyorsunuz 2016 darbe girişiminden sonra dediler ki askeri alanları şehrin dışına çıkaracağız. Askeri alanları da şehrin faydasına kamu alanları yapacağız. Ne yaptılar biliyor musunuz? 10.000 aynen öyle askeri alanları tam 10.000 futbol sahası büyüklüğünde askeri alanların tamamını imar açtılar. Daha kötüsü Çekmeköy'de var. Bunu kentsel dönüşüm için ya da insanların uygun fiyata sosyal konut alması için değil, %85'ini bu toplumun sadece
%3'ünün 4'ünün satın alabileceği lüks konutlar yapıyorlar. Yaptılar ve yapıyorlar. Sevgili hemşehrilerim, bakın bu şehir rantçılara bırakılamaz. Bu şehir öyle İstanbul benim sevdamdır deyip sihirbazlık yapıp bu şehirde çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini çalanlara bırakılamaz. Bırakmayacağız. Sevgili dostlarım, eğer işte bunlar şehri rant gibi kullanırlarsa, şehri talan alan olarak kullanırlarsa, o zaman ne olur? Bu şehirde rantçı anlayış olur. O zaman bu şehirde yığın üstüne yığın binalaşma olur. Beton olur. Yoksulluk olur. O şehirde insanlar mutsuz olur. O şehirde insanların hayat kalitesi ortadan kalkar gider. Biz bu şehre 5 yıldır nefes aldırıyoruz. Bütün engellemelere rağmen biz bu şehirde yoksullukla mücadele ediyoruz. Biz bu şehirde 5 yıldır metro rekoru kırıyoruz. Metro Fatih olduk. Biz bu şehirde 5 yılda tarihinin en rekor yeşil alanını, aktif yeşil alanını İstanbul'a biz kazandırdık. Biz bu şehirde kreşi ilk kez biz yaptık. Sayısı 100'ü geçti. Bugün bile bir tane açtık. Biz bu şehirde çocuklarımıza, gençlerimize, 100.000 gencimize burs dağıtıyoruz. 7.500 lira verdik. Şimdi bu sene 15.000 lira vereceğiz. Biz bu şehirde anne kart verdik. 650 bin annemiz de var. Sadece bu şehirde, bu Çekmeköy'de anne kart sayımız ne biliyor musunuz? Anne kart sayımız tam 10.600, 11.600. Çekmeköy'de 11.600 annede. Dünya güzeli anneciğimiz, helal hoş olsun, o senin. İşte biz ne yaptık? Onların bilmediğini yaptık. Onlar iktidar olunca parayı kendi parası, koltuğun kendi koltuğu zannediyor. Yahu koltuk milletin, para milletin. Onun için bu kardeşiniz milletin parasını millete dağıtıyor, millete. Bakın sevgili hemşehrilerim, işte bu seçim bundan sonra nasıl bir yolculuk yapmaya devam edeceğimizin seçimi. Bu seçim Allah'ın izniyle. Öpüyorum güzel oğlumuzu, öpüyorum seni. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin o gönül gözün görüyor ya bizi, senin dudaklarından öpüyorum ben. Kurban olurum sana. Gönül gözü. Bakın sevgili hemşehrilerim, şunu unutmayın. Bu şehir dünyanın bize bir lütfu. Biz bu şehirde yaşıyoruz, şanslıyız. Ama bir o kadar da bu şehri korumakla vazifeliyiz. Bu şehre muhafızlık yapacağız. Çekmeköy'e çok güzel işler yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Çekmeköy'de yıllardır yapılmayan Nazım İmar planlarını biz çıkardık. Çekmeköy'de yine ilk kez Anadolu yakasının kent ormanını biz açtık. Rahmi Demir kent ormanı. Tam 2.7 milyar lira İSKİ yatırımı yaptık. Çekmeköy'de tarıma üreticiye destek olduk. Çekmeköy'de cadde düzenlemeleri yaptık. Çekmeköy'de altyapıya sunduğumuz katkının yanı sıra az önce söylediğim metroyu açtık. Yine Çekmeköy'de Taşdelen Yeni Doğan Kavşağı'nda tam gaz çalışıyoruz. Bu sene bitiriyoruz orayı, bu sene.
Çekmeköy'de kent dokan tasarı açacağız. Çekmeköy'de spor ve yaşam merkezi açacağız. Çekmeköy'de yeni doğan emek metrosunu başlattık. Buradan iki aktarmayla yeni doğan emek Söğütlü Çeşme yani Kadıköy'e, direkt Kadıköy'e inen bir metro projesini bakanlığa sunduk. Bu dönem o metroya da başlıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, bakın değerli dostlarım, Çekmeköy göz bebeği bir yer. Burada birkaç kişinin ittifakı bizi enterese etmez. Bizi milletin büyük ittifakı ilgilendiriyor. Bakın ben kolay kolay kefil olmam. Size buradan söylüyorum. Kamu terbiyesine, kamu ahlakına, kamu yöneticiliğine %100 emin ve kefil olduğum Orhan Çerkez'le Çekmeköy'de yol arkadaşı olmak adına yola çıktık, biz yola çıktık. Çekmeköy. Peki, bakın biz bir fark getiriyoruz, saygınlık, yüzü vatandaşa dönük. Hani var ya bazı yöneticiler gözü Ankara'da, gözü orada, oradan bir talimat gelirse yapıyor, talimat gelmezse yapmıyor. Bakın bugün Sancaktepe'de de söyledim. Bizim Orhan Bey'le, sevgili başkanımızla yolculuğumuz şöyle bir yolculuk. Ben Orhan Çerkez Bey'in, kıymetli başkanımızın hayat boyu biriktirdiği bilgisine, deneyimine, ahlakına, onun iş yapma kapasitesine ben kendimi emanet edeceğim. O da kendisini benim yöneticiliğime, deneyimime emanet edecek. Biz birbirimize sevgi ve saygıyla, onların yaptığı gibi emirle, buyrukla, tensiple değil, sevgi ve saygıyla, halkla ortak akıl masası kurarak, sizinle konuşarak, sizinle çözüm kurarak yol yürümeye kararlı iki arkadaşız biz. Ortaköy, oraya ne yazıyorsun hemşerim? Dur bakayım ne? Kurban olayım ben. Aman. Şimdi bak, burada söylüyorum. Orhan Çerkez'le birlikte, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çerkezköy'de ve İstanbul'da ahlaklı, erdemli, gayretli, adaletli bir yolculuğa Çerkezköy'ün güzel Çekmeköy'ün güzel insanları hazır mı? Yol yürümeye hazır mı? Birlikte çok koşmaya hazır mı? Bakın seçime kadar Çekmeköy'ün insanları çok çalışmak zorunda. Birlikte çalışmaya, konu komşuya selam verip oy istemeye. Bakın bize oy isteyin. Gönlünüz ferah olsun. Başınızı aşağı edirmeyiz. Sizin başınızı dik tutarız. Gönlünüz rahat olsun. Orhan Başkanım için de isteyin. Bizler için de isteyin. Oy istemeye ve çalışmaya hazır mıyız? Sandıkta görev almaya hazır mıyız? Bir kişi daha fazla sandıkta olsun diye sandıkta birlikte çalışmaya var mıyız? Çekmeköy'ü halkın, İstanbul'un ittifakının, yani sizlerin iktidarını kurmaya hazır mıyız? Vesayetçileri yollamaya hazır mıyız? Tamam o zaman. Biz de hazırız. Biz de hazırız. Sevgili dostlar, çok çalışacağız ve kazanacağız. Onlar İstanbul'a diyor ki, tam gaz geri gidelim. Biz de diyoruz ki İstanbul'a da Çekmeköy'e. Tam yol ileri! Tam yol ileri! Sevgili hemşehrilerim. Tam yol ileri!
Sevgili hemşehrilerim, şimdi ister ilçe başkanımızla, bu güzel hanımefendiyle birlikte partimizde, ister İstanbul gönüllüleriyle birlikte sahada, nasıl isterseniz birlikte bu ittifakın parçası olalım ve hep birlikte çalışalım. Sizden isteğimiz bu. Bunu yaparsak çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz için, onların o güzel gözlerine bakarak söylüyorum. Çok değerli bir iş yapacağız. Bu İstanbul'u beladan kurtaracağız. Hangi bela? Kanal belası, kanal. Kanal İstanbul belasından kurtaracağız. Son sorum. Çekmeköylüler. Kanal mı İstanbul mu? Kanal mı İstanbul mu? Her şey. Çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.